Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Akdeniz'in kıyısında olan bir kentteyiz, Alemeyn'deyiz ve bu güzel şehri gezmek üzere seyahatimize başladık. Ve şimdi de Alemeyn'de Marina olarak isimlendirilen bölgeye geldik. Şimdi de balık pazarına geldim. Şu anda hep görmek için can attığım yerlerden birinde İskenderiye Kütüphanesi'ne geldik. İskenderiye Kütüphanesi'nin içerisinde aynı zamanda ziyaret edilebilecek çok güzel tarih müzeleri yer alıyor. Dünyanın en güzel sularını dünyayı geziyorum da sizlere göstermeye devam ediyoruz. Ve Alemeyn'de konakladığımız otelimizin mükemmel plajına getirdim sizleri. Dünyayı geziyorum da bu bölümde Mısır'ın İskenderiye ve Alemeyn kentlerini geziyoruz. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki tatil kentlerinde gezilecek birçok yer var. Biz de kente adını veren çok önemli bir durakta İskenderiye Kütüphanesi'ndeyiz. İskenderiye Kütüphanesi'ni bir yerlerden bir şekilde duymuşsunuzdur belki. Hadi burayı beraber gezelim. Şu anda hep görmek için can attığım yerlerden birinde İskenderiye Kütüphanesi'ne geldik. Sessiz konuşuyorum çünkü bugün hala bu kütüphane kullanılıyor. İskenderiye Kütüphanesi tarihte ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiş olan bir kütüphane. Ama nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bu kütüphane yakılıyor ve ardından 1900'lerde bu kütüphaneyi anmak adına yeni bir kütüphane inşa ediliyor. Ve bugün kentin ismini taşıyan bu güzel kütüphane dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliğine sahip. Peki antik dünyada İskender neden böyle bir kütüphane kurduruyor? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. M.Ö. 330'larda İskender bu kenti Perslerin elinden alıyor. Tabi tek hayali vardı özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının tam kesişme noktasında ticaret yollarının geçtiği bu kenti almak ve buradan Hindistan'a doğru ilerlemek. Büyük İskender döneminin en önemli komutanlarından, en önemli hükümdarlarından biriydi. Çok hırslıydı ve neredeyse o dönemki dünya üzerinde yer alan toprakların büyük bir kısmını ülke coğrafyasına katmıştı. Mısır topraklarına geliyor, Mısır'ı yine kendi coğrafyasına katıyor ve İskenderiye'yi görür görmez bu kente aşık oluyor. Hem denizi, hem konumu, hem verimli toprakları, iklimi ve İskenderiye'ye kendi adını bile veriyor. Büyük İskender'in ismiyle anılıyor bu kent, bugün de hala İskenderiye. İskender burayı gördüğünde o zamanlarda tabi Helenistik dönem, Antik Yunan döneminin hükümdarı ve bu toprakları Antik Yunan dünyasına bilim, ilim, edebiyat, medeniyet anlamında çok büyük bir merkez inşa ettirmek istiyor. Bütün halkına katkı sunması amacıyla tarih, sanat, kültürün gelişmesi için bu bölgeye İskender Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi'ni inşa ettirmek istiyor. Ama Büyük İskender'in ömrü çok kısa, hükümdarlık süresi çok kısa, hayatını kaybediyor çok genç yaşta. Kütüphanenin inşasına başlanıyor ama ömrü yetmiyor kütüphaneyi görmeye. Ondan sonra gelen medeniyet, ondan sonra gelen komutan kütüphanenin inşasını tamamlıyor. Bu da M.Ö. 3. yüzyıl dönemlerine denk geliyor. Ve o zamanlarda inşa edildiğinde kütüphane 300-400 yıl boyunca dünyanın en büyük kütüphanesi oluyor. Konser alanları, konferans salonları, derslikler, insanların eğitimlerini tamamlamaları için minik minik okullar ve aynı zamanda da kütüphaneler yapılıyor. Ve o zamanlarda 150 binden fazla, düşünün dile kolay, 150 binden fazla el yazması eserin yer aldığı dev bir ilim yuvasıydı burası. Dünyanın en büyük arşiviydi. O kadar önemliydi ki dünyanın en önemli bilim adamları, dünyanın en önemli doktorları, düşünürleri, sanatkarları, herkes buraya gelip burada eğitim almak, buradaki o arşivlerden faydalanmak ve burada okumak istiyorlardı. Antik dünyanın en önemli mirasıydı burası. 300 yıl kadar bu kütüphane işlev görüyor ve ardından daha sonra çeşitli rivayetler var ama tam nedeni belli olmuyor. Burada paganların inançları doğrultusunda, Hristiyanların inançları doğrultusunda
kütüphaneyi yaktıkları söyleniyor. İşte bu kütüphane yanıyor. Ardından tabii burada büyük bir boşluk oluyor ve 1900'lerde bu kütüphanenin tekrar aynı noktaya olduğu düşünülerek şu anki medeni, modern kütüphane inşa ediliyor. Baktığımız zaman bugün milyonlarca kitap var bu kütüphanede ve insanlar, öğrenciler dünyanın dört bir yanından gelerek bu kütüphanede çalışıyorlar. Tabii bilgisayarlar var, yine kitaplar var. Burada eğitimlerine katkı sunarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi, dönemin en önemli eğitim, bilim, entelektüel merkezi olmuş. Herkes çalışmak için buraya gelmek isterdi. Ve bugün de hala önemini korumaya devam ediyor. Ne muhteşem bir kütüphane. Bugün de adeta bir müze. İçinde çeşitli çeşitli o günkü baskıları anlatan baskı makinelerinin olduğu tarihi görüyorsunuz, aletler de var. Aynı zamanda Kabe örtüsü ve her yıl Kabe'ye Osmanlı döneminde hediyelerin gönderildiği o güzel siyah örtülerle bezeli duaların yer aldığı taht da yine burada kendini gösteriyor. Kabe örtüsünün güzelliği gerçekten muhteşem. İşte burada da kütüphanenin tam ortasında yer alıyor. Muazzam bir güzellik, çok iyi korunmuş. Kabe örtüsünün Mekke ve Medine'ye Surre adıyla gönderilen hediyelerin taşındığı Mahmili Şerif de burada görülebiliyor. Ne muazzam, ne büyük, gerçekten şaşırmamak elde değil bu kütüphane için. Özellikle o dönemlerde antik dünyanın nasıl da önem verdiği bir eser olmuş. Tabii ne yazık ki sonra yakmışlar bu dev kütüphaneyi. Neden yakılmış, hemen ondan da bahsedeyim. Çünkü o zamanlarda çok tanrılı bir inanış vardı ve Hristiyanlar buraya Hristiyanlığı yaymaya gelmişlerdi. Tabii o zamanlarda Hristiyanlar insanlara bakıyorlar, Hristiyanlığa geçmiyorlar. Diyorlar ki neden bu insanlar Hristiyanlığa geçmiyor? Kütüphaneyi sebep gösteriyorlar. Çünkü kütüphanede paganizmi anlatan birçok kitap olduğunu inanıyorlar. Ve insanlar bu kitapları okuyarak paganizmden vazgeçmeyeceklerini düşündükleri için Hristiyanlar bu kütüphaneyi yakıyorlar. Matbaanın da gelişimini görüyoruz bu arada kütüphanede. Özellikle baskı makineleri dikkat çekiyor. Kütüphanenin en önemli ham maddesi nedir? Tabii ki de kağıt. Kağıt olmadan kitaplar, kitaplar olmadan kütüphaneler olmaz. Ve ilk kağıt tarihte burada Mısır'da papirüs kağıdıyla ortaya çıkıyor. 7000 sene önce Nil Nehri kenarında Kahire'den ta Luxor ve Asvan'a kadar en az 900 kilometre mesafesi var. Sürekli çıkan bir lotus çiçeği var. Bu lotus çiçeği aslında. Sürekli aşağıdan şu şekilde görünüyor piramit olarak. Ne yuvarlak ne hatta kare. İçerisinde biz tek tek parça parça sürüyoruz ve içerisi çıkan papirüs asıl lotus çiçeği şunlar. Ama tabii ki şu şekilde papirüsün ve lotus çiçeğinin içerisinde şöyle bir müdahale var. Sürekli %75 su, %25 şeker şu şekilde. Tek tek parça parça bu şekilde alıyoruz. Ve eskiden tabii ki antik Mısır zamanından 7000 sene önce ne fabrika vardı ne hatta makine vardı. İki tane taş arasında şu şekilde lotuslar, papirüsler parça parça tek tek yan yana ya da üst üst bırakıyoruz. Ve tekrar kapatıyorlar şu şekilde. Taşın arasında bu şekilde baskı yapıldıktan sonra normalde kolay bir şekilde papirüs kağıdı güneşe ışığa tuttuğunuz zaman aynı bana az önce size söylediğim gibi yan yana ve üst üste bürünüyor. Şu şekilde. Kağıdın ilk icat edildiği yer Mısır, papirüs bitkisinden. Buradaki insanlar kağıdı icat ediyorlar, el yazmalarını yazıyorlar ve papirüs kağıdından kitapları işte bu kütüphanelere dolduruyorlar. Ve dünyanın dört bir yanındaki kütüphaneler, milletler de kağıdı buradan, Mısır'dan alıyorlar. Ve ne oluyor? Mısır bu kağıt sayesinde daha da zenginleşiyor. Ve kütüphaneler ülkelerinde kitaplarını geliştiriyorlar, bilgi birikimlerini geliştiriyorlar ve bir rakip doğuyor. Mısır Kütüphanesi'ne, İskenderiye Kütüphanesi'ne hem de bizim ülkemizden
O zamanlarda İzmir Bergama'daki Bergama Krallığı'nın kütüphanesi çok gelişiyor. İskenderiye'ye kafa tutuyor, hatta bunu geçme seviyesine geliyor. Durum böyle olunca Mısır diyor ki Bergama Krallığı'na size kağıt satmıyoruz, papirüs satmıyoruz. Onlar da diyor ki satmazsanız satmayın, madem öyle biz de kendi kağıdımızı elde ederiz diyorlar ve oğlak derisinden parşömen kağıdını elde ediyorlar. Ve parşömen kağıdı da dünyada icat edilen ikinci kağıt olarak kayıtlara geçiyor. Böyle de bir bilgi verelim. Kağıdın serüveni bu şekilde dünyada. Kütüphanenin alt katında arkeoloji müzesi de var. İskenderiye Kütüphanesi'nin içerisinde aynı zamanda ziyaret edilebilecek çok güzel tarih müzeleri yer alıyor. Ve biz de şu anda o tarih müzesinden birine geldik. Antik Mısır döneminde insanlar hayatlarını nasıl yaşıyorlardı, neler kullanıyorlardı, bilgilerle, belgelerle, eserlerle bir bir anlatılıyor. Şimdi hadi gelin bu müzeyi birlikte gezelim. İskenderiye Kütüphanesi, arkeolojik eserleriyle de oldukça özel bir yer. Antik Mısır dönemine ait dikkat çeken bilgilerle donatılmış. Yakupcan bile heyecanla geziyor bu müzeyi. Bu alanda çömlekleri görüyoruz. O zamanlardan kalma, milattan önceki tarihlerden kalma çanak çömlekler, ibrikler, mumluklar, kapkacaklar. Şu anda İslam eserlerinin sergilendiği alana geldik. Cami lambaları, seccadeler, cami kapıları, mezar sütunları hepsi burada. Bu müzede etnografik eserlerin sergilendiğini de görüyoruz. Mısır ve İskenderiye'de kullanılan eşyalar bir bir sergileniyor. Oldukça da beğeni topluyor bu eserler. Bu kısımda da Arap kültürüne ait etnografik eserlerin sergilendiği yer. Müzeye baktığımız zaman tarih boyunca Arapların bölgeye geldiğinde kullandıkları elbiseler, eserler, takılar, mutfak gereçleri, ev eşyaları hepsi sergileniyor. Çocuk oyuncakları bu arada bakar mısınız? Ne kadar doğal ve ne kadar güzel ahşaptan yapılmış. Bunlar bizzat kullanılmış ve çevredeki Araplardan toplanarak müzeye getirilmiş. Vitrinler rengarenk. Mısır kültürünün zenginliğini keşfediyoruz. Oldukça büyük olan müzede tarihe ışınlanıyor ziyaretçiler. Özellikle mumya bölümü en ilginç kısımlardan biri. Mumyalar salonu. Farklı kazılarda Mısır'ın farklı bölgelerinden ortaya çıkan mumyaların sergilendiği yer. Mumyalama, Firavunlar döneminden beridir var olan bir kültür. Bugün de hala bazı toplumlarda, antik çağlarda olduğu gibi mumyalama yapılıyor. Milattan önce 15. yüzyılda bulunmuş bir teknik. Akdeniz'in kıyısındaki İskenderiye Kütüphanesi'ni gezip şehirde biraz tur atalım istiyoruz. Kentin merkezinde gezerken bu arada kentin yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridi olduğunu söyleyebilirim size. Ve bu sahil şeridinin kordon boyu özellikle akşam vakti çok kalabalık oluyor. Kilometrelerce uzanan bir kordon boyu var. İnsanlar şu anda tek tek dışarıdalar ama akşam olduğunda, hava serinlediğinde hayat burada kordonda akıyor diyebiliriz. Yürüyenler, spor yapanlar, çekirdek çitleyenler, arkadaşlarıyla oturanlar, deniz izleyenler, herkes burada. Tabii İskenderiye büyük bir kent, yoğun bir kent, kalabalık bir kent. İnsanlar dinlenmek için deniz kenarını tercih ediyorlar. İskenderiye'nin canlı, hareketli, yoğun caddelerinde gezerken balıkçılarının da çok meşhur olduğunu öğreniyoruz. Şoförümüz bizi güzel bir balık pazarına götürmek istiyor. Şimdi de balık pazarına geldim. İskenderiye'de gezip görecek yer çok fazla. Böyle yemyeşil ağaçların arasında bir balık pazarı. Çok da ünlüymüş, çok da meşhurmuş. Şimdi bu pazarda acaba neler var? Tabii Kızıldeniz burada, Akdeniz burada olunca muhakkak balık pazarında gezin dediler bize. Fish market dedikleri yer bir balıkçıymış. Balık pazarı diye. Şu anda Akdeniz'den çıkan, Kızıldeniz'den çıkan balıkların bir kısmını burada görebiliyoruz. Aynı zamanda bir restoran burası. Akdeniz'den gelmiş taze taze balıkçılar tutuyorlar, buraya getiriyorlar, buradan da sofraya.
Biz balık pazarı beklerken karşımıza çok güzel bir restoran çıkıyor. Buradaki şef soframıza en meşhur lezzetleri göndereceğini söylüyor. Manzaramız da şahane. Muhteşem bir Akdeniz manzarasındayız. Arkamda İskenderiye kenti ve Akdeniz. Minik minik balıkçı tekneleri, şahane bir ortamdayız. Yavaş yavaş bu arada deniz ürünlerimiz soframıza gelmeye başladı ama tabii ben bitmeden sizlere göstereyim istedim. Kalamar söyledik, harika humusumuz var. Yine özel balıklı, güzel bir sarımsaklı sosumuz var. Çok özel minik minik pideler mevcut tabii ki burada. Aynı bizdeki küçük fındık lahmacunları gibi, küçük pideler gibi. Burada da yine aynı kültür var. Zaten çok uzun yıllar boyunca aynı çatı altında yaşadığımız için mutfak kültürümüz birebir benziyor diyebilirim. Şimdi artık bekliyoruz. Balığımız kaldı. Balığımız da geldiğinde yemeye başlayacağız ama Yakupcan çoktan kalamarı yemeye başladı. Çupra balığımız geldi. Gerçekten muhteşem manzarada, harika da görünüyor. Üstünde güzel patates sunumuyla ve birbirinden lezzetli küçük hamsilerimizle biz öğlen yemeğimizi İskenderiye'de yiyoruz bugün. Afiyet olsun diyorum. Yolunuz düşerse muhakkak bu muhteşem manzaraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Böyle sosumuza batıralım. Üstüne balık koyalım. İskenderiye'de tadılacak çok güzel deniz ürünleri var. Mükemmel. Kalamar üstü balık. Balığı limonsuz yiyenler var ama ben limonlu daha güzel bence. Çok güzel. Kalamarımızı batıralım şöyle humusa. Her yemeğin yanında humus var. Evet izleyiciler, humus da çok güzel. Balık bayağı lezzetli yapılıyor burada. Turistlerin İskenderiye'ye geldiğinde muhakkak tattıkları lezzetlerden oluyor deniz ürünleri. Akdeniz'in tarih dolu kenti İskenderiye, uluslararası havalimanına sahip olduğu için ülkemizden direkt uçuşlarla bu güzel kente yaklaşık 2 saatte ulaşılabiliyor. İskenderiye'den tatil cenneti Alamein'de yaklaşık 30 ila 40 dakika kadar sürüyor. Ve biz şimdi bu güzel kenti keşfetmeye Alamein'den devam ediyoruz. Akdeniz'in kıyısında olan bir kentteyiz, Alamein'deyiz ve bu güzel şehri gezmek üzere seyahatimize başladık. Alamein kenti yeni bir kent, güzel bir kent, modern bir kent. Yaklaşık 7000-8000 kişilik bir nüfusu var. Özellikle limanıyla ünlü olan bir kentteyiz şu anda. Liman tabii ki bugün turizm için kullanılıyor ama özellikle de petrol ve doğalgaz yatakları çok fazla bu bölgede. Petrolün, doğalgazın taşımacılığında özellikle Alamein Limanı işlev gören en önemli ülkenin limanlarından biri. Tarihine baktığımız zaman aslında tarihi çok fazla eskilere gidiyor olsa da yaşamlar daha yeni yeni burada şekillenmeye başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da zarar alan bir kent oluyor Alamein. Özellikle Almanlar ve İngilizlerin burada İkinci Dünya Savaşı'nda çarpışmaları sonucunda kent ağır yara alıyor. Ama sonra tabii ki bölgenin Mısır'a bağlanmasıyla birlikte şehir gelişiyor, büyüyor ve bugün de gerçekten Mısır'ın en önemli ekonomi kenti, ticaret kenti olduğu gibi turizmle de yavaş yavaş adını duyurmaya başlayan bir kent Alamein. Ben çok beğendim, çok sevdim bembeyaz kumları, Maldivleri andıran o turkuaz renkli denizi, o kumsallar gerçekten tek kelimeyle muhteşem. Özellikle Türk otellerinin açılması. Tüm dünya buraya şu anda akın ediyor durumda. Özellikle o plajların yanındaki o muhteşem oteller gerçekten olağanüstü. Çok büyük bir zenginlik sağlıyor buraya. Çok büyük bir turist akınının buraya gelmesine vesile oluyor. Tabii yeni yatırımların yapıldığı bir şehir Alamein. Nereye bakarsak bakalım hep yeni binaların, yeni evlerin, yeni gökdelenlerin yapıldığını görüyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu bölge Latin bölgesi olarak isimlendiriliyor. Latin kenti ismini almış, Latin caddesi, Latin kenti, Latin bölgesi. Tabi oldukça geniş bir alana yayılıyor Alamein kenti. Zaten burada coğrafya dümdüz, hani öyle çok fazla dağ görmeniz mümkün değil. Bu nedenle dümdüz bir coğrafya olduğundan dolayı alabildiğince geniş geniş evler, geniş geniş mimarileri inşa edilebiliyor. Biz şu anda
Mısır'ın kuzey kısmındayız. Bu nedenle de burada daha yeşil bir tabiat dikkat çekiyor. Kahire'ye yaklaşık 200-250 kilometre uzaklıkta Alemeyn kenti. İskenderiye'ye de yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir kent. Buraya gelenler günübirlik isterlerse Kahire'ye gidebiliyorlar, piramitleri ziyaret edebiliyorlar. Ya da İskenderiye'ye gidip İskenderiye'de de o tarihi, zengin kültürü keşfetme şansına sahipler. Ama yok, ben hiçbir şey yapmak istemiyorum, otelde sadece tatil yapmak istiyorum diyenler için de bizim konaklamış olduğumuz şahane otelimiz mükemmel tatil seçenekleri sunuyor. Evet, şu anda Alman mezarlığına geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar, İtalyanlar tam bu bölgede savaş yapmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Alemeyn aslında yara alan kentlerden biri oldu Mısır'da. Bu nedenle de şu anda Alman mezarlığına geldik. Daha doğrusu Almanları temsil eden, İkinci Dünya Savaşı'nı temsil eden, onların anısına burada yapılan bir anıt diyebiliriz. Alman mezarlığı olarak geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Mısır, Kuzey Afrika cephesindeydi. İtalyanların ve Almanların yaptığı savaşlar buraya da sıçramış oluyor. Şeyh Abdülmineh Bey'le beraberiz şimdi. O yapının içini bize açtı ve şimdi bilgiler verecek. Burası bir Hristiyan mezarlığı olduğu için dini simgeler karşılıyor bizi. They lost the father or the brother or the husband. Yes. You see, and this is cross and this is Christian symbols and this vision for peace. Evet, bu arada şimdi beyefendi bize buradaki sembolleri anlattı. İkinci Dünya Savaşı'nın yapıldığı tarihlerin yazdığını, aynı zamanda Hristiyanların haç işaretinin olduğunu ve burada 3 tane kadın, 3 tane erkek resmi görüyoruz. İnsanlar burada, anneler, kardeşler, ablalar hayatlarını kaybeden çocuklarını temsil ettiğini dile getirdi. Okay. Bu şekilde. Yes. Yeah, okay. We can look inside. Şimdi içeri doğru devam ediyoruz. Tabii burası Almanların anısına yapılmış olan bir eser. İkinci Dünya Savaşı'nda Kuzey Afrika cephesini Almanlar da kullanmıştı. Bu arada hemen arkada görüyorsunuz. When the German to build this building, move the German soldier to here. Yes. Bu arada hemen arkada görüyorsunuz mezarlıklar var ve bu mezarlıklar temsilen yapılıyor Alman askerlerini ve hayatını kaybeden Alman askerlerin isimleri de burada yazıyor. İngilizler, İtalyanlar, Almanlar buradaydılar İkinci Dünya Savaşı boyunca ve onları yine temsil eden meçhul askerlerin hitaben yapılmış olan bir duvar. Belli zamanlarda her sene burada anma törenleri yapılıyor ve arkadaki bu görmüş olduğunuz sütun da something like this and this obelisk take care of all the soldiers. Yes. Ve arkadaki bu görmüş olduğunuz sütun da askerlere hitaben onların anısına yapılmış olan bir sütun, bir anıt. Şükran. You're welcome. Thank you very much. Burası günün belli saatlerinde açık olan, gelen turistlerin farklı bir kültür görmesinin sağlandığı bölge için önemli olan bir yapı. Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda bu bölgede kaybettikleri askerlerinin anısına yapılmış. Alemeyn, İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir cepheydi. Yoğun olarak kullanılmıştı. Bugünse Mısır'ın parlayan yeni turizm yıldızı. Ve şimdi de Marina bölgesine geliyoruz. Alemeyn'de görülmesi gereken güzel, keyifli noktalardan biri Marina bölgesi. Hemen Akdeniz'in kıyısında. İnsanların tabii yerellerin hem yaşamış olduğu hem de sosyalleştiği bir alan burası. Port Marina olarak isimlendiriliyor. Şimdi bu güzel ve eğlenceli alanı gezeceğiz. Bakalım neler var burada. Alemeyn yeni gelişmekte olan, yeni mimarilerin yükseldiği, yeni yatırımcıların geldiği ve hızla büyüyen bir bölge. Turistlerin kaliteli ve iyi zaman geçirecekleri mekanlar hızla inşa ediliyor burada. İşte onlardan birine geldik biz de. Ve şimdi de Alemeyn'de Marina olarak isimlendirilen bölgeye geldik. Marina bölgesi Alemeyn'in en meşhur, en popüler köşelerinden biri. Eğlence mekanlarının, restoranların, kafelerin, dünyaca ünlü alışveriş markalarının olduğu bir alan burası. Burada hem turistler geldiği gibi hem de aynı zamanda Mısırlıların yaşam alanı diyebiliriz.
Oldukça büyük bir kompleks burası. Kafeleriyle, restoranlarıyla, kordon boyuyla, özel lüks yatların demirlediği marinasıyla dikkat çekiyor. Oldukça keyifli. Şu anda tabii biraz boş ama tabii akşam vaktinde marina bölgesi oldukça kalabalık bir hale gelecek. İnsanlar burada tabii denize giriyorlar, yemeklerini yiyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Oldukça meşhur bir yer burası. Hani insanların gelip günübirlik zaman harcayacakları, eğlenecekleri keyifli bir alan diyebiliriz. Marina bölgesi Alameda'nın en yoğun, en popüler yerlerinden biri. Şimdi sakin olduğuna bakmayın. Hava yavaş yavaş kararmaya başlayınca, turlardan dönüşler başlayınca, özellikle akşam yemeği vaktinde marina oldukça kalabalık oluyor. Buradaki mekanlar özellikle akşamları çok yoğun. Yatçılar, otelden çıkıp gelenler akşam yemeği ve aynı zamanda farklı bölge keşfetmek için buraya uğramadan gitmiyorlar. Alameda'nın marina bölgesi turkuaz renkli suyuyla ve yatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle yatlarıyla bu bölgeye gelenler muhakkak Alameda'nın bu lüks marinasına uğruyorlar. Gerçekten şahane bir manzara var. O kadar güzel ki deniz zaten her şeye yetiyor. Marina bölgesi Alameda'da son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir nokta. Yemyeşil doğası, turkuaz denizi ve insanların burada Mısırlıların yaşadığı evler güzel bir alan oluşturulmuş. Burada daha çok dikey mimariler dikkat çekiyor ama biraz daha ön tarafa gittiğimiz zaman özellikle villalar bulunuyor. Mısırlı zenginlerin geldiği, tatil yaptığı, yazlık olarak kullandıkları villalar hemen bu denizin biraz daha ötesinde. Oraya da gitmeye çalışacağız. Oradaki yöresel yaşamları da göstermeye çalışacağım size. Deniz, alışveriş, yemek hepsi burada bir arada. Ama artık ben marinaya veda ediyor ve kordon boyuna geçmek istiyorum. Öyle bir renk var ki kordon boyunda, şaşırmamak elde değil. Tabii kilometrelerce uzanıyor bu kordon boyu, onu söylemek istiyorum. Upuzun bir kordon boyu var. Ve şöyle de bir bilgi vereyim. Alameda çok yeni bir kent ve bu sebeple de her yerin genel anlamda inşaat içinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar buraya gelmişler. Deniz kenarında, şehir merkezinde çok özel ve çok lüks mekanlar inşa ediyorlar. İşte şu anda biz kordon boyundayız ama kameramı biraz çevirdiğim zaman bakın görüyorsunuz gökdelenler her yerde, yepyeni gökdelenler inşa ediliyor, yepyeni oteller yapılıyor. Şu anda kordon boyunun çok sakin ve boş olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü şu anda görüyorsunuz insanlar denizdeler. İnsanlar yüzüyorlar. Biraz hava karardığında, biraz güneş indiğinde artık bu görmüş olduğunuz kordon boyu insanlarla dolup taşacak. İnsanlar buralarda yürüyecekler, çaylarını, kahvelerini içecekler. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkaracaklar. İşte Alameda'nın meşhur masmavi sularla buluşan kordon boyundayız. Tabi aynı zamanda burası meşhur bir durak olduğu için turistler de buraya geliyorlar ve buralarda bakın görüyorsunuz bu muhteşem deniz manzarasında fotoğraf çektiriyorlar. Alameda'nın otelimize hemen yakınında olan kordon boyu burası. Tabii ki restoranlar, kafeler, yeni mekanlar açılacak. İnşaatlar devam ediyor burada. Alameda'nın denizine hayran kalıyoruz. Turkuazın en güzeli, yeşilin her rengi çıkıyor karşımıza. Bütün gün gezdikten sonra artık otelimize geçip yeni otelimizi keşfetmek istiyoruz. Akdeniz sahilinde bugünkü konaklayacağımız Alameda'ki otelimize geldik. Gelir gelmez hemen Namiye Hanım, bakın böyle güzel birbirinden lezzetli meyve sularıyla karşılıyor ziyaretçilerini. Hemen ben de hayır diyemeyeceğim. Portakal mı dersiniz, farklı farklı naneli sular mı dersiniz? Hepsi mevcut ama ben portakal suyunu tercih ediyorum.
Thank you very much, Şükran. Çok misafirperverler gerçekten bu sarılar. Hemen gelir gelmez çiçekli bir, bakın görüyorsunuz, resepsiyon alanı bizi karşılıyor. Hemen resepsiyonun buradaki güzel manzarasına geçmek istiyorum. Wow, gelir gelmez tamam, bakın görüyorsunuz kendimizi şahane bir manzarada buluyoruz. Tabi otelimizin her köşesinde kafeler, restoranlar, dinlenecek alanlar çok fazla. Ve gelir gelmez de bize hemen manzaraya karşı güzel bir seyir terası ve kafe alanı karşıladı. Deniz şahane görünüyor gerçekten. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki suları da şahane. Özellikle burada turkuaz hemen kıyıdan kendini göstermeye başladı. Tabii ki dev bir havuz. Otelimiz dev bir havuzun çevresine kurulmuş. Ve manzaramızda da Alameyne'nin o şahane denizi kendini gösteriyor. Yeşil, havuz, deniz hepsi bir arada. Şimdi odamıza geçelim, biraz dinlenelim. Ardından tabii ki de keşiflere devam edeceğiz. Alameyne'deyiz. Alameyne'de konaklayacağım odama geldim. Odamı göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten oldukça büyük, oldukça geniş, harika bir suite'de konaklıyoruz. Tabii ki ikramlar hemen gelir gelmez dikkatimi çekiyor. Tropikal meyveler, harika bir tasarım, harika bir sunum. Olağanüstü güzel görünüyor. Hemen manzara, tabii ki olmazsa olmaz bir detay. İşte turkuaz denizimiz. Bakar mısınız, gözlerimizin önüne serilmiş durumda. İşte bu odaların en büyük özelliği bu. Tamamen turkuaz denize karşı uyuyup uyanıyorsunuz. Yatak odamızı göstereceğim ama önce kahvaltıya buyurun. Şöyle bir manzaramı da açayım. Manzaraya karşı kahvaltımı yapmak istiyorum. Of 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 of, harika zengin bir sofra hazırlanmış. Soframızda neler yok ki? Tabii bir Türk otelinde olduğumuz için Türk lezzetleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda Türk çayımız, Türk kahvemiz hepsi mevcut. Bizim için hazırlanan bu güzel kahvaltımızı yapacağız şimdi. Ardından da keşiflere başlayacağız. Kahvaltı çok güzel. Bu şekilde odaya kahvaltı isteyen tüm misafirlere gerçekleşiyor. Hemen şöyle yatak odasına gidelim. Tabii konakladığım bu güzel suite'in iki tane odası bulunuyor. Bir tanesi hemen yan tarafta. Yakupcan'ın odası, çocuk odası. Giyim odasıyla, tuvaletiyle çok güzel. Şu anda ben bizim yatak odamızı göstereceğim. Giyim odamız var. Hemen şöyle yatak odasına davet etmek istiyorum sizlere. Harika. O kadar güzel ki, ama özellikle dikkat çeken yine bu odada manzarası. Manzara olağanüstü. Şahane. Of of of, bayıldım. Turkuaz deniz olduğu gibi gözlerimizin önünde. Her sabah bu manzaraya karşı uyuyup uyanacağız. Yemyeşil bir doğa. Bir yandan havuz manzarası. Bir yandan da Akdeniz'in o güzel suları ve bembeyaz plajlar. Kalbimi çaldı gerçekten Akdeniz buradaki güzelliğiyle. Manzaraya doymak mümkün değil. Hemen banyomu göstermek istiyorum sizlere. Oldukça lüks tasarlanmış bir odadayız. Banyomun güzelliğine bakar mısınız? Tamamen açık renkler kullanılmış, çok yakışmış. İşte burada jacuzzi'miz. Harika. Jacuzzi keyfi yapar Yakupcan bol bol burada. Hemen burada bir giyim odamız bulunuyor. Giyim odamız bütün zaten odalarda mevcut. Salonumuzdan geçiyoruz. Bu odanın aynısı karşı tarafta da var. Lüks ve konforlu bu tatil dolu Türklere ait otelde her şey en güzeliyle ve fazlasıyla düşünülmüş. Odamızın manzarası muhteşem. Denizin rengi olağanüstü. Bembeyaz kumsallar mest ediyor. Hayran kalmamak elde değil. Plajın nasıl acaba? Golf arabasıyla plaja iniyoruz hemen. Otelimizde ulaşımın en güzel tarafı golf arabalarıyla gidiyor olmak. Hemen bu golf arabaları size kapınızın önünden alıyor ve gitmek istediğiniz noktalara götürüyor. Zaten Mısır'da konakladığım bu Türk otellerinde en sevdiğim yanlardan biri bu. Kesinlikle yürümek istemeyenler tüm otellerde bu golf arabalarını kullanıyorlar. Özellikle bizim Yasin ve Yakupcan çok kullanıyor bu golf arabalarını. Ben daha çok yürümeyi tercih ediyorum yürünebilecek yerlere, ama golf arabaları da çok güzel bir ulaşım aracı bu büyük oteller için. Hemen tabii bakın otelimizi şöyle bir kısaca geziyoruz golf arabasıyla.
Çocuk kulübü burada. Çocuklar zaten buraya geldiği zaman çok mutlu oluyorlar. Sabahtan akşama kadar çeşitli aktiviteler yapılıyor. Yine spor salonları, farklı farklı alakart restoranlar, spa. Olmazsa olmaz bu güzel otelde. Dünyanın en güzel sularını dünyayı geziyorum da sizlere göstermeye devam ediyoruz. Ve Alemeyn'de konakladığımız otelimizin mükemmel plajına getirdim sizleri. O kadar güzel bir plaj ki, bembeyaz kumlara sahip olan bu pamuk gibi kumlar turkuazın en güzeliyle kucaklaşıyor. Bakar mısınız şu suların güzelliğine? Kristal, berrak, tertemiz ve olağanüstü bir renge sahip. İşte şu anda Mısır'ın Akdeniz sahilinde yer alan Alemeyn plajlarındayız. Otelimizin plajı baş döndüren bir güzelliğe sahip ve çok da fazla keşfedilmemiş olduğu için bakın görüyorsunuz plaj, sular sakinliğiyle dikkat çekiyor. Akdeniz'in bu kadar güzel sulara sahip olduğunu şu anda Mısır'da sizlere göstermiş oluyorum efendim. Olağanüstü. Gerçekten bayıldım. Sıcacık. Eminim ki bir de suyun sıcaklığını da merak ediyorsunuz. O kadar güzel ılık bir suyu var ki hayran kaldım. İşte bütün gün boyunca Alemeyn'e gelenler denizin, güneşin, turkuaz suların tadını çıkarıyorlar. Harika bir deniz var, harika havuzlar var. Güneş her zaman tepede, daha ne olsun diyorum. Yaklaşık şöyle 1 kilometre uzunluğunda çok güzel bir plajı var otelimizin ve her köşesi bembeyaz kumlarla kaplı. Bayıldım. Akvaryum gibi denir ya, aynı akvaryum gibi bir suya sahip Alemeyn. Dünyayı geziyorum Mısır'ın Akdeniz sahillerinde. Akdeniz dediğiniz zaman turkuazın en güzeli, kızıl dediğiniz zamansa su altının en zengin yaşamlarına sahip Mısır. Her türlü turizm var Mısır'da. Dalış isteyenlere Kızıldeniz, turkuaz su isteyenlere Akdeniz. Bayıldım. Tabii turkuaz rengin bu kadar güzel, bu kadar belirgin ve bu kadar geniş alana yayılıyor olmasının en büyük sebebi sular tertemiz, kumun rengi bembeyaz olması. Zaman içerisinde o bembeyaz beyaz kabukları parçalanıyor ve işte buraların kumlarını oluşturuyor. Kleopatra kumu deniyor işte bunlara. Kleopatra kumuyla dolu olduğu için plaj ve denizin içi suda en güzel, en berrak, en turkuaz haliyle çıkıyor karşımıza. Ve insanlar burada hayatta bu görmüş olduğunuz turkuaz suları kirletmiyorlar. Çok büyük yasaklar var. İşte bu nedenle de deniz her zaman temiz, her zaman berrak. Alemeyn, Akdeniz'in en güzel hali. Kristal berrak suyu, bembeyaz plajları, muhteşem havası bağımlılık yapıyor adeta. Hayran kalıyoruz bu güzelliğe. Plaja doymak için hemen hazırlanan özel kabanamıza geçiyoruz. Konaklamış olduğumuz bu lüks tatil otelinde muhteşem kabanalar da var plajda. Yani bize ayrılmış, özel gelen misafirlere hizmet sunulan. Bakın görüyorsunuz jacuzzimiz de var muhteşem bir manzaraya karşı. İsteyenler böyle bu olağanüstü manzarada bütün gün boyunca özel hizmetin sunulduğu kabanalarda tatilin tadını çıkarıyorlar. Jacuzzi olayı çok güzel, onu söylemek istiyorum. Hemen şöyle geldiğim zaman bakın görüyorsunuz harika bir oturma grubu, oturma alanı ve artık ne istiyorsa gelen misafirler onu servis ediyor buradaki görevliler. Bize birbirinden güzel tropikal meyveler, bakın muzlar, ananaslar, hemen şöyle çevirdiğimde elmalar, armutlar, mangoların servis edildiğini görüyoruz. Kuru yemişlerimiz, rengarenk, bakın meyve sularımız soframızda. Şimdi kabağının tadını çıkartacağım ve ardından da tabii ki keşiflere tüm hız devam edeceğim.
Şu anda Alemein'deyiz. Muhteşem bir tatilin keyfini sürüyoruz. Ve bir Dünyayı Geziyorum'a daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Dünyayı Geziyor Instagram adresimiz. Dünyayı Geziyorum Facebook adresimiz. Haftaya yine dünyanın bir başka köşesinde sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.